Merhaba arkadaşlar, SC Voltaj kanalıma hoş geldiniz. Şimdi 3 fazla sekrom motorumuza start verildikten 10 saniye sonra çalıştırma işlemini yapacağız. Bunun için ben güç ve kumanda devresi çizimini yaptım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Güç için kaçak akımı girdikten sonra RST fazımı, kaçak akımı çıkışından RST fazımı, motor korumamı girdim. Motor korumamdan ana kontaktörümü, ana kontaktörümü çıkışından ise motora bağlantımı yaptım. Kaçak akım çıkışından fazım olarak kumanda beslememin sigortasına giriş yaptım. Kumanda sigortamın çıkışından motor korumamın yardımcı kontağına girerek kumanda sistemim için emniyetimi aldım. Motor korumamın 14'ünden çıkarak stop butonumun birine giriş yaptım. İkisinden çıkarak stop butonumun, start butonumun 3 numaralı klemensine giriş yaptım. Start butonumun 4 numarasından çıkış yaparak kumanda rölesinin A1'ine giriş yaptım. Tekrar kumanda rölesinin 11 ve 14 numaralı yardımcı kontağından stop ile start arasına bir köprü attım. Tekrar çıkışından 14'ünden de start ile A1'in arasına bir köprü attım. Şu şekilde. Tekrar bu köprüyü devam ettirerek zaman rölesinin A1'ine giriş yaptım. A1'inden de tekrar zaman rölesinin yardımcı kontağı olan 1 numaralı klemensime enerji girişimi bağladım. 2 numaradan da ana kontaktörümü A1'ine bağlantı yaparak nötrlerimde A2'lerini de birbirine bağlayarak nötr klemensime girdim. Kısaca çalışma mantığını anlatacak olursak enerjim gelerek, motor korumamdan geçerek, stoptan da geçecek, startta şu anda bekliyor. Starta bastığım anda kumanda rölesi enerjilenerek yardımcı kontağından da mühürleme yapacağı için sistemin burasını komple enerji altında tutuyor. Bununla beraber enerji altında tuttuğu için zaman rölesi de saymaya başlıyor. Zaman rölesi 10 saniye sonra kontağını kapatarak ana kontaktörün enerjilenmesini sağlıyor. Ana kontaktörüm enerjilendikten sonra güç kontaklarını kapatarak motorun çalışmasını sağlıyor. Ben buradaki devreye göre RST'den motor korumamı, motor korumamdan kontaktörümü, kontaktörümden ise motor bağlantılarımı yaptım. Kumanda sigortasına ise 13 ve 14'te, 14'ten çıkarak stop butonumun girişine, stop butonumun çıkışından start butonumun girişine, start butonumun çıkışından yardımcı kumanda rölesinin A1'ine bağladım. Buradan tekrar birer köprü atarak mühürleme devresini oluşturdum. Buradan tekrar mühürleme devresiyle beraber A1'ime enerji verdim zaman rölesi. Mühürleme yaptıktan sonra tekrar sistemin zaman rölesinin enerji altında sayması için. Zaman rölesinin 2 numarasından ise A1'ime bağlantımı yaparak kumanda bağlantısını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi mavi butonum stop, yeşil butonum starttır. Şu anda çalışmayacaktır çünkü motor korumam off konumda. On konumuna aldım motor korumamı. Start butonuna basıyorum. Şu anda zaman rölesi enerjilendi. On saniye sonra çalışmaya başladım. Stop'a basıyorum. Tekrar start'a bastım. Zaman rölesi çekti. Kumanda rölesi mühürleme yaptı kendini. Onunla beraber zaman rölesini şu anda enerji altında tutuyor. Ve 10 saniyenin sonunda motorumu çalıştırdım. Tekrar stop'a basıyorum. Şu şekilde yaklaştıralım. Tekrar start'a bastım. Kumanda rölesi enerjilendi. Mühürleme yaptı sistemi. Zaman rölesini bu şekilde enerji altında tutuyor şu anda. 10 saniyenin sonunda motorum start aldı. Eğer sistemde aklınızda, kafanızda takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.
Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.